Başkan, değerli milletvekilleri, Maliye Bakanlığımızın bu futbol kulüpleriyle ilgili yeni bir vergi yapılandırması ve kolay ödenmesi konusunda yapmış olduğu çalışmayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki biz de istiyoruz kulüpler zor durumda olmasın. Kulüpler kolay kolay vergi borçlarını ödesinler ama o kadar kötü yönetiliyorlar ki maalesef her sefer bunlara bir kolaylık sağlamak zorunda kalıyoruz. Ne yapıyoruz? Af getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Vergi borçlarını 72'ye ödüyoruz. Geçen gün Koca Galatasaray Kulübü'nün açıklamış olduğu vergi borcu, özür dilerim, toplam borcu 2.4 milyar TL. Yani eski parayla 2.4 katrilyon lira. Peki bu kadar kötü nasıl yönetilebiliyor? Bu kadar borç nasıl oluyor? Mesela örneğin bir tanesini vereyim ben. Schneider diye bir futbolcusu var Galatasaray'ın. 6 milyon euro para kazanıyor senede. Ödenen para. %15'te vergi koyarsak etti 7 milyon. Ev parası, araba parası, uçak biletleri 1 milyon da onu koysak yıllık maliyeti 8 milyon euro. 4 yıllık kontrat 32 milyon euro. Paranın maliyetiyle beraber bonservisi olmasa bile 35 milyon euro. Bunu da 4 ile çarparsak 140 trilyon lira para bir oyuncuya verirseniz ve bunun gibi birkaç tane daha hata yaparsanız bu borçta 2.4 milyar olur ve ondan sonra da maliye mecburen kulüpler batmasın diye onlara vergi kolaylığı sağlamaya çalışır. Bu mantıkla yönetilen kulüplerimiz şu anda Digiturk'ün 600 milyon dolar yıllık ödediği bir para var kulüplerimize. Bu mantıkla dünyada en çok para kazanan lig İngiltere Ligi'dir. 2,5 milyar dolardır yıllık. Onu bile getirip verseniz gene bu kulüpler bir şey yapamayacaklar bu yönetimle. Çünkü devamlı şikayet ediyorlar vergilerden Sayın Maliye Bakanım. Türkiye'deki vergi %15. İtalya'da %47, Fransa'da ve Almanya'da %50'nin üstünde. Peki Almanya'da, Fransa'da veya İtalya'da bu kadar borcu olan bir kulüp görebiliyor musunuz? Hayır, göremiyoruz. Çünkü iyi yönetiliyor, sistem farklı. 2 yıl önce UEFA finansal kriterleri koydu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'da bir mukavele imzaladı. Mukavelede şöyle diyor, belli miktarda transfer yapabilir, gelir arttırmadan masraf yapabilir. Yani UEFA diyor ki bizim kulüplerimize, siz yönetemiyorsunuz, siz beceremiyorsunuz, ben size kriter koyuyorum. Peki kulüplerimizi yönetenler kimler? Hep büyük şirket sahipleri, holding patronları, yani parayı yönetmesini bilen arkadaşlar. Peki bunlar kendi holdinglerini devamlı değerlerini arttırırken kulüplerin bu kadar borçlanması nasıl oluyor? 5 yıl önce Sayın Spor Bakanı keşke burada olsa da biraz ona sataşsam. 5 yıldır spor yasası hazırlandı, kulüpler yasası. Bir türlü yürürlüğe konmuyor. Konmama nedeni de şu, kulüpler istemiyor. Peki kulüpler neden istemiyor bunu? İstememe nedenleri şu, orada bir madde var, diyor ki o andaki kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri kulübün borçlanmasından şahsi olarak sorumlu olacaklar. Yani Galatasaray Kulübü Başkanı, biraz evvelki örneği verdiğim için söylüyorum, ve yöneticileri eğer sorumlu olsalar o paradan, acaba Schneider'e 150 trilyon lira para veya 150 milyar lira, kaç paraysa şimdi paraları da şaşırdık, o parayı öderler mi? Sorumlu olmadıkları için de rahat rahat ödüyorlar. Nasılsa parayı başka yerden geliyor, bir sorumluluk yok. Peki kendi şirketlerini yönetirken böyle yaparlar mı? Yapmazlar. Çaycının bile parasını verirken onu bile hesaplarlar, yani 100 lira daha fazla vermeyelim, eksik verelim diye. Onun için acil bir şekilde bu spor yasasını getirmezseniz Sayın Bakanım, devamlı bunlara af yapmak zorunda kalacağız. Devamlı bu yapılandırmaları yapacağız. Ricam şu, Türk Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve onun ekibi acil bir şekilde, belki kaba bir laf ama, pılını pırtını toplayıp Türk futbolundan defolup gitsinler, biz de Türk futbolunu şey yapalım. Son olarak da önemli bir konu, Türk futbolcuları 38 yaşa kadar askerliklerini tecil edebiliyorlar ama kimler edebiliyor? Süper Lig, birinci lig ve ikinci lig oyuncuları. Üçüncü lig oyuncuları tecil edemiyorlar. Nedense 2011'de üçüncü lig oyuncuları, onlar da profesyonel olmasına rağmen, bu stat'ten çıkardılar. Ama Süper Lig'de 18 takım var. PTT'de 18 takım var. İkinci ligdeki takımları da toplasan 60-70 takım. Üçüncü ligde 54 tane takım var. Bu çocukların bu problemi var. Kulüpler bunlarla kontrat imzalamıyorlar, askerlik problemim var diye. Bu sefer oyuncular futbol oynayamıyor. Bu yüzden en az 5-6 tane futbolcu beni arayıp da eşinden boşandığını söyledi. Çünkü maddi zorluklar çekiyorlar. Bununla ilgili de ben bir teklif sunacağım.
Lütfen destekleyelim. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki oyuncular askerliğini 38'e kadar erteleyebiliyorlar, tecil edebiliyorlar. Ama 3. Lig'deki oyuncular maalesef edemiyor. Ama onlar da profesyonel oyuncular. Bu konuda da teşekkür ederim Sayın